Jenin, how anxious you are. I'm so anxious, I think I'm gonna be sick. Kaplan'ın çektiği fotoğraflar. Olmuş mu sence? Kaplan smile, Tabii, please. Fake yapma. I'm leaving, do you care? No. Ay Şek, bana niye maymun diyorsun? Ha? Kaplan, ne yapıyorsun? Buralarını burada çikolatanın içine burada. Adana. Herkese ikinci günden merhaba. Ben biraz önce kalktım. Doğuş halen uyuyor ve çocuklarla bu sabah Play-Doh'ya başladık. Hamur. Ne oldu Aslan? Seni izliyorum. Benim izliyoruz. Ne yapıyoruz bugün? Bugün hamurlarda biraz oyalanacağız bu sabah. Daha sonra Jenny'yi bir bilinmeyene yollayacağız. Kendisi dünkü videodan izlediğiniz gibi önce Finlandiya'ya gidecek. Finlandiya'da İngiltere'ye geçmeye çalışacak. O videoda kanalda değil. Nereden biliyorsun? Ama bu video çıkana kadar onlar onu izlemiş olur diye tahmin ediyorum. Çocuklar olunca biraz açılışta karışık oluyor tabii ki. Dün izlediğiniz kadarıyla Jenny'ye en sonunda bir yol bulduk. Önce Finlandiya, sonra İngiltere. Bakalım başarabilecek mi? Ben de çok merak ediyorum. Biraz da onu yolcu edeceğiz. Daha sonra da muhtemelen Doğuş'u uyandırırız ve günümüzü gene planlarız. Dünkü gibi hatta daha az güneşli ama yarından sonra bayağı güneş açıyor. O yüzden sanırım yarın daha çok dışarıda vakit geçiririz. Ama bugün de bir temiz hava almak için bahçeye çıkmak istiyorum mama, açıkçası. Mama, this dua. Çok mu sıcak? Ay, Tuhat mı? Mama, üfleyerek mi yiyeyim? Eline sağlık. Gerçekten yeme, gerçekten yeme. Hayır, hayır kızlarım, hayır lütfen. Hayır. Sabah da şöyle bir şey yapmıştık. Onu da göstereyim size. Oh gosh. Burada hemobit yapmıştık. Böyle bir tane hakem. Sabahta Aslan için hakem yapmışlar. Daha önce iki tane futbolcu yapmışlardı. Nerede anneciğim futbolcuları? Ha burada gördüm. Bak bu biraz bunu da bence ütülesin mi? Şurada birincisi var. Şu köşede arkadaşlar Doğuş'un sabaha kadar PlayStation oynadığı köşe. Günümüz bizim bu şekilde başladı. Umarım gene dünkü gibi güzel bir gün olur. Aslan yine basketbola başladı. Bugün niye atletlisin peki? Çünkü çok güzel maç olacakım ama. Practice mi yapacaksın evet. Şimdi? Form, büyük bir tane forma seçeceğim. Böyle Dragons kostümü alacağım. Sen ya da baba ya da bir tane bildiğim insanı seçeceğim. O kostümü giyecek ve üstüne forma. Ondan sonra gerçek maç gibi ilk yıllarda giyecek o insan. Hadi sen practice yap bence. Üçlük çalış bence sen baba. Baban gelene kadar. Jenny, how anxious you are. I'm so anxious. I think I'm going to be sick. Jenny! Yeah. Do you think you can make it? Yes. Yes? Yes. İnşallah. Ve tabii ki eğer Jenny yapabilirse Doğuş olan iddiayı ben kazanmış oluyorum. O yüzden biz de bu olayın takipçisi olacağız. Bakalım. Tabii ki inşallah döner. O işin şakası tabii ama kazanacakmışım gibi de bir his var. Aslan fotoğraf çektirmek istedi. Bakayım var mı elinde fotoğraf? These are the nice ones. Çok güzel olmuş. Çek. Oldu mu? Çıkmıyor mu? No. Bitirdin mi kağıtları? Yukarıda vardı. Kaplancım hep insanları baksana Kaplan'ın çektiği fotoğraflar. Olmuş mu sence? Could you take a picture of my phone with both of them? Yes. Kaplan'ın çektiği fotoğraflar. Caps. Happy, can we do it again when you smile, please? Ready? Smile. Aslan eğil şimdi Jenny'ye doğru biraz. Kaplan smile. Happy, please. Fake yapma. Nice smile. Kaplan, Chebekcho, what's happening in the world? Yeah. I do not have one with you, because you are grumpy. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Jenny giderken Aslan da adalara gitmek istedi. Dün ada bize gelmişti. O yüzden bir değişiklik yapacağız ve Aslan adalara gidecek bu sefer. Yoksa 14 gün boyunca delireceğiz devamlı aynı şeyleri yaparak. Değişiklik olsun diye. Jenny önce Aslan'ı adaya bırakacak. Bu arada çok yakın oturuyoruz. Yürüyerek bile gidebilecek mesafe öyle söyleyeyim size. Oradan da havaalanına geçecek. Biz de Kaplan'la burada kalacağız. Ben Kaplan Doğuş. Hadi hazır mısınız? No. No, have you got an ear thing to take my sim card out? Şey, sim kart çıkartmak için şey, kürdan falan bir şey var mı? İğne, kürdan. Geç anneciğim sen ayakkabılarını giy bebeğim. I can't breathe. Çok dramatikleştiniz. We are not dramatic. You, excuse
name? Do you care? No. Come here, bye bye. Kaplan, I'm going now. Can I have a cuddle, please? Zoe. Zoe's back in a few days, but I've got to go. I've got to get my aeroplane back to England, okay? Thank you for everything. And I'll be back very soon. You're not as bad. Soon as I've not got the virus. Quickly, last one! I will see you in a couple of months, guys. Bye bye, baby. See you very soon. Hüzünlü dakikalardan sonra Jenny'i de yolcu ettik. Bakalım Londra'ya ulaşabilecek mi? Aslan'ı da adaya gönderdik. Şimdi biz Kaplan'la kaldık. Kaplan'la beraber öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Daha sonra muhtemelen doğuşu uyandırırız ve günümüze devam ederiz. Gerçekten dramatik bir sabah oldu. Kapiş, sen de ben mi kaldık? Aslan gitti mi? Jenny gitti mi? Evet. Sonra babayı uyandıralım mı? Evet. Wake up baba yapalım mı? Evet. Frog. Frog mu atalım? Evet. Tamam, öyle yaparız. Sonra bugün mesela Edu ile kek yapmak ister misin? Bugün... Edu. Edu şu an burada değil ama akşamüstü diyorum, öğleden sonra. Edu balkon. Yok, içeride Edu, eve gitmedi. Bugün anneyle uyumak ister misin? Evet. Evet. Şimdi biz birazdan yemek bittikten sonra Doğuş'u uyandıracağız. Şimdi Kapiş yemeğini bitirdi. Bir şeyler izleyecek iPad'den. Dinleneceğiz. Sonra uyandırırız babanı, olur mu? Babam biraz daha uyusun ondan sonra. Maalesef iPad'siz de olmuyor. Bu dönemde özellikle hem evde tıkıldığımız bir dönem hem stresli bir dönem. Bence annelerin de biraz nefes almaya ihtiyacı oluyor. Annelerin, bakıcıların, ablaların, ne derseniz artık. Çünkü bir bütün gün boyunca bence hem aktivite bulmak çok zor hem çok fazla inanmıyorum. Bazen de serbest bırakmak gerekiyor. Hem de bence arada da bir şey izlemeleri gerekiyor kendinizden pay için. Şu an hepimiz Netflix'i talan ettik. İzleyecek bir şey bulamıyoruz. O yüzden bence onların da biraz gün içerisinde iPad zamanları olması gerekiyor. Bu dönemde bir tık daha fazla olabilir. Burada önemli olan sanırım ne izlediklerini kontrol etmek. Kaplan şu anda Lego oyunu oynuyor. Daha sonradan da Netflix'ten Peppa Pig falan izler. Doğuş'u uyandırmadık çünkü dün geç yattığını biliyorum PlayStation oynadığını. O yüzden zaten yapacak bir şey olmadığı için de biraz daha uyusun diyorum. Daha sonra belki Kaplan'ı uyandırırız. Babayı uyandırma vakti değil mi? Gel kucağıma. Hop. Ama Frog. Gel Frog'u da bulalım, korkutalım babayı. Dur, ne yapıyoruz? Gel. Aa, ne yapıyorsun? Böyle mi gideceksin? Doğru düzgün gel. Bir dakika dur. Baba. Evet, wake up baba yapacağız. Çok ağırsın Kaplan. Hadi in, çok ağırsın. Taşıyamıyorum seni. Mama. Bunu. Onu mu alacaksın? Hadi koş. Baba wake up. Evet, baba wake up olmuş bile. Gel. Baba. Nasıl geçiyor günü? Neler yaptın sabah? Ben yine güne ortadan başladım. Baba. Şey, birazdan ilaçlamaya gelecekler Doş. Mama. Lütfen. Onu mu yapmak istiyorsun? Baban yaptı. Disco, hoş geldin. Ha, yeter ama. Gel disco yapalım. Tamam. Okay. Allah, ne oluyor? İddiayı ben kazandım Doğuş'cum. Ne iddiası? Jenny gitti. Hayır, Jenny'nin gitmesi olay değil. Jenny'nin ülkesine varması olay. Ben biraz öyle Twitter'dan okudum. Böyle kaçış ülkelerine gittiğin zaman 14 gün seni bekletiyorlarmış. 14 gün olursa ben kazanıyorum. Bir hafta içinde, yani pazartesiye kadar varamıyor Londra'ya. Bugün çok güzel bir planım var. Benim aşağıda yeni stüdyom için aldım. Dinlemeyin. Bana anlat. Aslan anlatacağım. Aslan, Aslan şey çekecek. Adaya gitti. Olsun, Aslan'a gitsin. Ama şu an evi boşaltacağız birazdan insanlar gelince. Çünkü eve ilaçlanacak. Şimdi değil. Dur bir gel. Sabah ben senin yerine açılış falan yaptım. Çektim ama artık nasıl çektim bilmiyorum. Güzel çekmişsindir. Kötü çektiğini düşünmüyorum. Şimdi uyandım. Daha yeni güne başlıyorum. Çocuklar tabii erkenden kalkıp güne başlamış. Bayağı da bir şey yapmışlar. Bu arada en önemli şey, Jenny dönmüş. Daha doğrusu yola çıkmış. Ben inanmıyorum ülkesine varabileceğine. Ancak yine de Jenny'yi göremeden gitti. 4 senenin sonunda ona bir güle güle bile diyememem. Enteresan oldu. Bir yandan da arkamda bilgisayar açık gözüküyor mu bilmiyorum. Bugün görecek olan videonun son artık editlerini inceliyorum. Çünkü her gün video atmak çok zor bir şey ve onun bir ton editi var. Birazdan evi dezenfekte falan geleceklermiş. Video 26 dakika. Of, nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir yandan kahvaltı da yapmam lazım. Neyse, ben hızlıca buna devam ediyorum şimdi.
kendimiz adına söylüyoruz. İlacın dağılması için bir 10 dakika çıkmanız daha iyi olur bence. Meyveleri falan kaldıracak mıyız? Bence üstüne falan bir şeyi kapatın. Kaldırsan o zaman çocuğu alayım ben. Kaç gün nasıl ne kadar şey var? Şöyle söyleyeyim. 3 ay ile 6 ay arası. Tamam yani ama gelmiyor virüs gibi bir şey mi? Evet. Tabii dezenfekte yani virüs dediğim yani mikroporum, tuhafsız şeylerden. Yani 3 ay ile 6 ay yapabilir miyiz kapı kollarını? Gelinler her yeri yapacağım. Her yeri yapacağım. Tamam. Sağ olun. Sen de Esma ile gelirsin. Disko'yu unutma. Disko'yu unutma. Tamam. Disko'yu bırakmayalım o da. Şimdi ben tabii yeni uyandığım için yaşama için geldiler. Bu arada yaşama dediğimiz şey gümüş iyon teknolojisi diye bir teknoloji. Böyle bir sıvı sıkıyorlar. Daha doğrusu toz halinde. Ve bütün eşyaların üzerine 3 ile 6 ay arasında kalıcı böyle yapışıyor onlara ve orada işte herhangi bir bakteri virüs üremesini galiba engelliyor anladığım kadarıyla. Yani gözle görülür kanıtlanan bir şey var mı bilmiyorum ama en azından bir işe yaradığı kesin. O yüzden bizim çocuklar şimdi aşağı indiler. Ben de birazdan kahvaltımı bitirip onların yanına aşağı ineceğim. Disko'yu da depoya indireceğiz. Esma da hep beraber aşağı ineceğiz. Sonra burası ilaçlanacak 10-20 dakika sonra geri geleceğiz. Evden kaçtım şu anda çünkü artık oturacak, kalkacak yer kalmadı. Ama inemiyorum aşağıya çünkü bugünkü videonun editini bitirmemiz lazım. Şimdi buraya oturacağım koridora, şu işlerimi halledeceğim. Ondan sonra işim biterse çocukların yanına ineceğim aşağıya. Ne yapıyorsunuz burada? Yapıyorlar evi yukarıda temizliyorlar. Evet ya. Doğru. Baba onu desem. Motora binelim mi? Mi edin mi bitmiyor da. Ya üstüne evet, bindireyim bindir. Seni. Üstüne bindireyim. Oh no no. No it's not working. Çalışmıyor. Ha, büyüdüğünde çalışacak. Sevdin mi? Yeah. Hadi gel. Baba. Hadi scoot yap. Evet gördüm. Maymun musun? No. Maymun köpeği. No. Evet. Mama. Baba. Ayşek bana niye maymun diyorsun? Ne yapıyorsunuz orada? Kaplan şef olmuş. Ne yapacak bu? Kek. Ne keki? Islak kek. Ne kadar ıslak kek? Bilmiyorum onu Esma bilir. Kaplan sen genelde yersin yapmazsın hayrola? Bugün şu an ıslak kek başlangıcımız var. Islak kek derken bizim evde en çok giden tatlı olabilir. Baba. O ne tarifi bak bakayım. Sen ne oğlum orada kaslı bir adam var arkasını çevir. Karşı taraf. Hadi bir bak. Ama buradaki listeden bir bakalım malzemelerimizi. Böyle bir şey yapmaya çalıştığımız zaman yarım saat 40 dakika debeleniyoruz. 5 dakikada olay hazırlanacak gibi mi geliyor şu anda? Doğru değil. Evet, kakaomuzu koyuyoruz. Can you say kakao? No. Kakao, kakao. Kakao. Kakao, kakao, kakao. Ha bak buradan hile kopya çekiyormuş şimdi yakaladım. Yakalandık. Yakalandım. Sıçratlandın bir yere. Sıçrat. Önce çalıştırmadan birazcık karıştırırsan sıçramayacak. Ha çalıştır. Böyle değil mi? Evet. Başlıyorum. Başla. Bence şansımı daha fazla zorlamamam lazım. Tamam. İşi zirvesinde, doruğunda bırakıyorum. Gördüğün gibi oğlum, babanla gurur duyabilirsin. Çak. Çaksana. Aradık yedi bin. Ha? Ne oluyor burada? Daha pişmedi. Kaplan! Ne yapıyorsun? Kafasını mı dikiyordu? Evet. Eşek. Ne durumda kek? Kekimizi fırınlatacağız şimdi. Ya hakikaten 5 dakikada yaptın ya. Bayım. Ya ama Kaplan. Bak şimdi onu almak zorunda kalacağız oradan. Bu arada uzun zamandır beklediğim kargom geldi. Almanya'dan almıştım. 2 tane neon telefon kılıfı. Demeyin de kabı. Bunun üzerine biz bizim kendi baskılarımızı, anti-çabakçı baskılarımızı deneyeceğim. Çünkü Türkiye'de iPhone 11 Pro için istediğim şekilde kap bulamadım. Şöyle göstereyim. Rengi tam aradığım istediğim renkte. Hatta bir takayım telefona bir dakika. Valla güzel oldu bence. Evet. Hayırlı olsun yeni kabı. Sos mu olacak bu? Evet. Kekimiz pişince üzerine koyacağız. Me.
Bak buraların hep çikolata olmuş, gördün mü? Buraların da çikolata olmuş. Bakayım ağzına. Ağzında çikolata olmuş. Buralarını burada çikolatanın içine burada. I don't know. I don't know, ben de bilmiyorum. Ay yapma, buraların hep çikolata oluyor. Hadi gel temizlenelim şimdi. Yeter bence. Saçlarına kadar olmuşsun. Bana bak, bana bak, bana bak. Gel bakalım baba ne yapıyor. Gel yıkayalım da git. Akşama mı hazırlık yapıyorsun? Evet, bu akşam 8.30'da canlı yayında 5 tane şarkı mixleyeceğim. Bak mix bile diyemiyorum ya, az vakit teller beni bitirdi. Kahvemi aldım, çalışıyorum. Home office. Senin aklına gelen şarkı olsa söyle bana. Mixleyelim. Türk, yabancı. Fark etmez, Fransızca, dünya müziği, her şeyi açarız. Disco. Kim o? Hello. Oo, merhaba. Yere attı. Oğlum hastalığı niye yerde? Niye yere atıyorsun? Baba. Söyle. Bugün birazcık iPad oynadım. Çünkü kafa topu internet ve. O yüzden bugün en sevdiğim oyunu oynayamıyordum. Eller. Eller, 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 eller. Diyebilir miyim nasıl el yıkamayı öğrendin? Su al biraz istersen. Ben açayım. Hayır, ben yapmayı biliyorum. Oh! Oh! Havada yakaladım. Nasıl? Nasıl mı var oğlum, yakaladım işte. Köşe. Evet. Aferin. Bileklerini de. Doğru mu? Doğru tabii ki. 10 üzerinden 11 puan. Gel sana sürprizim ver, gel. Diyorum ki bugün seninle bir parti verelim akşam. Nasıl fikir? Niye? DJ'lik yapalım mı akşam seninle evde? Nasıl yapacağız? Şurada aletler var ya, onları ben tezgahın üstüne koyacağım. Hoparlörleri takacağız, parti yapacağız. Nasıl fikir? Evet ama ben çağırıyorum. O zaman şöyle yapacağız. Önce ben partimi vereceğim, sonra sen de practice yapacağız, tamam mı? Tamam. Şu an Aslan televizyonda Avengers'ı izliyor. Bu ara Avengers ve süper kahramanlara sardı. Bu arada Kaplan artık yavaş yavaş pijamalarını giyiyor. Can I come in? No. Can I come in? Yeah. Who wants to eat some cake? Eat with it now. You don't want to eat? Yeah. Yedi mi? Yeah. Oo. Evet. Ben farkında değilim. Yılda yedi ya. Ya kafa mı kaldı ya? Allah Allah. Bir saattir ateşim var gibi hissediyorum. Kulağımdan bakıyorum 37 çıkıyor. Bir tane makineyi koltuk altına koyuyorum. O 35.8 veriyor. Diğerine koyuyorum 36.2 çıkarıyor. Şu an hafif boğazım da karıncalanıyor. Tribe girdim. Hastalık hastası etti bu olay bizi ya. Alta ben şu an şey koydum, sansür koydum. Alt taraf gözükmüyor. Hadi oğlum, kolum ağrıdı. Hadi. Oh. Dur, tut bunu. Dur. Aferin. Kaplan, nerede yatacaksın bu gece? Nerede yatacaksın bu gece? Annenle mi yatacaksın? Yok. Ben de yatacağım orada. Uzun zamandır ilk kez dadısız kalıyoruz. Zoe karantinada Jane ülkesine dönmeye çalışıyor. Onlar o yüzden de Kaplan'ı bu katta yalnız başına bırakmamak için, çünkü hepimiz yukarıda uyuyoruz. Kaplan'ı bu gece yanımıza alacağız. Nasıl bir gece olacak sence? Uyuyor ya, sorun olmuyor. Ya, ama demiş ki ben annemle yatacağım, babam o yatakta yatsın demiş. Nasıl? Hangi yatak? Ya? Yatak koyduk ki ekstradan. Diyor ki yani arkadaş, ben annemle... Öyle mi olacak peki? Hayır canım. Kayıyla koca ayrılır mı ya? Televizyonda Tayyip Erdoğan'ın konuşması başladı. Günlerdir herkes bunu bekliyordu. Çünkü çarşamba günü bir açıklama yapacağını söylemişti. Şimdi onu izlemem lazım. Bu arada çocuklar arkada biraz iPad'leriyle uğraşıyorlar. Çünkü televizyonu biz kullandığımız için onlar da iPad'lerine geçtiler. Begüm gel. Ne söyleyecek sence? Herkes şeyi bekliyor. Sokağa çıkma yasağı gelecek mi diye, ama bence gelmeyecek. Bence de biraz erken. Bence de. Eğer böyle giderse belki bir hafta sonra olabilir, ama şu an daha 3. 4. böyle ciddi gündeyiz sanmıyorum. Jane arıyor, Jane arıyor. Jane mi arıyor? How are you? I'm good, thank you. Jane! I still miss you. I miss you already. But he's still playing iPad instead Did of talking to you. Did you pass passport control? Going to London. Going there. Going in an hour. So no problems? No problems. Did they say anything? Finally freeze. I'm a member of the EU. I just had to scan my passport. So yeah, I didn't even have to talk to anybody at the check-in desk. It was one of the self-check baggage drops. Yeah. I think they won't let you go to Sorry the England. Sorry to disappoint you. There's nothing interesting for no, your video. No, still you are in Finland. Next time, on your next flight, I need to know what happened. Okay, I'll phone you when I make it to England. When are you going to come back? As soon as the flights can fly again, I'll come back and see you. Okay, maybe we'll call you tomorrow again.
Alright then. Okay. See you soon. I'll let you know when I get okay, yeah. Ben halen inanmıyorum da şu an Finlandiya'ya inmiş, pasaport kontrolünden geçmiş, bir sonraki uçağa yani İngiltere'de uçağa binecek. Hayır, daha gitmedi. Bir gitsin ondan sonra. Bir check-in yapmış. Tamam konuyu şey yapma, Cumhurbaşkanı konuşuyor. Maç mı yapıyorsunuz? Evet, hem de ben babaya kaldım. Dünkü oyun çok sardı, bugün beraber oynuyoruz. Gerçekten ben babayla kafa top oynuyorum. Kapişin uyku saati geldi. Ay helal. Night night de evet, aferin. Night night'a geldik Kapla. Gel beraber bir tur oynayalım beraber. Gel bana şans getirsin. Abim beni duruyor ya. Artık iPad'i biz bırakıyoruz. Parti hazırlık yapıyoruz Aslan'la. Ama kim gelecek partiye? Kimse gelmeyecek. Biz bize yapacağız. Instagram'dan canlı yayın yapacağım. İnsanlar bizi izleyecek. Nasıl fikir? Güzel. Ama halen kekten dolayı ağzın kekli kalmış. Ağzını silerim mi ben? Yok. Ne ya? Hadi ya. Tak, nasıl? Kak, kak. Ben çalacağım. Sen çalmayacaksın. Hayır. Beraber çalacağız. Gel ağzını silerim önce. Şimdi partiyi nerede yapacağız biliyor musun? Şurada mutfağa koyacağım cihazları. Hoparlörleri de oraya koyacağım. Orada yapacağız. Pasta var mı? Pasta var mı? Olabilir, bilmiyorum. Git ağzını yıka gelsen hadi. Güzelce sabunla. Partide pasta var. Taktı kafayı pastaya. Aslında ilk partime geldiği zaman ona profiterol ısmarlamıştım. O günden beri her partiyle pastayı birbirine birleştiriyor. Bu arada 45 dakika kaldı. Hiçbir şey hazırlamadım. Hızlıca artık cihazları kutularından çıkarıp hazırlık yapmaya başlamam lazım. Ama önce kameranın bataryası bitiyor. Ben mi senin istediğin bir şarkı? Aslan. Take my horse to the old town road, gonna fly to a kingdom. Başka bir tane daha vardı. Kısmet eyleymiş. Normalde bunları yeni stüdyoya almıştım ama. Aslan, bir şey yapıyoruz. Oğlum yardım etmeyecek misin bana? Halen oyun açıyorsun. Ay evden bir şey yapmadık, hoparlörü bağlamadık bir dakikada. Çok kötü oldu. Neresi kötü be? Bir saattir cihazları kurmaya çalışıyordum ama maalesef bu cihazları daha önce kullanmadığım için bunu başaramadım. Şimdi hızlıca bunları kutusuna koyup yine stüdyo için sakladığım başka cihazlar var ki her yerde onları kullanıyorum. Onlarla deneyeceğim ve 5 dakika var. Hakikaten bütün cihazların kısmeti bu akşamaymış. Stüdyoyu açamadan tabi izlediğiniz zaman bunu şaşıracaksınız ama bunların hepsini stüdyo için almıştık. Bu mikserimiz Pioneer DJM 900 Nexus 2. Şimdi bunu hemen koyuyoruz. Evet. Evet. Sen buna tamam mı? Ben de seni popomu takip ediyorum. Ay çok güzel. Aslan, o kutuların içinde başka bir kablo var. Çıkarsana kutulara bir bak bakayım. He, buradaki kablo mu? Evet, evet, ondan bir tane daha var. O poşetin içinden bir tane daha var. Şu an cihazları ilk defa açtığım için güncellemelerini yapamadım. İnşallah bir sorun yaşamam canlı yayında. Evet, bu tamam. Şimdi kulaklığımızı alacağız. Kulaklıktan sonra her şey hazır olacak. Ama ben de çalacağım. Sen de çalacaksın, evet. Kulaklığım da bugün için özel, yeni şu an kutusundan çıkardım, getirdim. Niye böyle yine her zaman gibi son dakika bıraktım bilmiyorum ama olsun. Evet, şimdi bunu da denemesini yapalım. Okey, her şeyimiz tamam. Şimdi artık yayını başlatabiliriz. Tamam, çalacağım onu da. Hazır mısınız? Merhaba. Söz verdiğim gibi 20.30'da başlayacaktık. Ancak benim kişisel yine her zaman gibi gecikmelerimden dolayı ve şu an dadısız iki yetişkin ebeveyn olarak evde olduğumuz için bazı şeyleri zar zor hazırladık. Peki beni kameramı ver. Dur, kameran dursun orada. Şu anda setup tamamen hazır. Hemen göstereyim. Cihazları kurdum ve hepsi az önce kutusundan çıktı ki zaten bunu yarın vlog olarak izleyeceksiniz. Begüm, söylemek istediğim bir şey var mı? Bilemedim. Bilemedin mi? Başlayalım o zaman. Bugün yayınladığımız vlogda zaten biz bütün temennilerimizi ve isteklerimizi söylemiştik. Şu an maalesef halen kendi etrafımda da işin ciddiyetinin farkında olmayan bazı arkadaşlar görüyorum. Lütfen olayın farkına varın. Evde kalın. Bol bol ne yapacağız? Ellerimizi yıkayacağız. Nasıl yıkıyorsun ellerini? Bir kez daha göster.
çıldırıp yıkıyor. Aslan bazen çıldırıp ellerini yıkıyor ama gerçekten... Bazen bebe yıkıyor. Hazırsanız ben başlıyorum partiye. Evet. Baba sesini nasıl açıyorsun? Açacağım sesini, bir dakika kamerayı sabitleyeyim. Aynen. Ne oluyor ya? Dip. Gene ya çok komik. Tamam, şimdi sen hangi şarkı istiyorsun? Take my heart to the ocean. Ama önce senin söylemen lazım o şarkıyı. Bir tur sen söyle. Hayır. Söyle hadi. Bir kere söyle. You're gonna take my horse to the old town road, gonna what we can no more. I'm gonna take my horse to the old town road, gonna what we can no more. Şu an var ya, ben bu şarkının sözlerini ezbere bilmiyorum. Lan helal olsun sana ya, valla. Take my horse to the old town road, I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back. İkinci canlı yayını da bitirdik. Gerçekten yorucu bir şey, bir de sonuçta benim profesyonel işim bu. İnsan ekstra dikkat ve gayret etmeye çalışıyor. Çocuklar uyudu mu? Evet. Bir şey söyledi mi Aslan hiç? Yok. Sevmiş mi? Sevmiş. Seni sordu herkes, Begüm nerede diyorlar. Begüm çocukları yatırıyordu. İkinci günümüz de böyleydi. Söyleyeceğim bir şey var mı bugüne dair? Bugün de çabuk geçti. Derisi evet. Yarının başına. Evet. 14'ün ikisini bitirdik. Geriye kaldı 12 gün. Yarın görüşürüz. Ellerini yıkadın mı?